Değerli basın emekçileri, haftanın son mesai gününde hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlayarak basın toplantımıza başlamak istiyorum. Maalesef zor günlerden geçtiğimizi, sadece vicdanın, ahlakın, barışseverliğin değil, insanlığın test edildiği günlerden geçtiğimizi, bu atmosferin ve duygunun sadece ülkemizi değil, aynı zamanda bölgesel olarak bütün Orta Doğu'yu saran bir atmosfer olduğunu hep birlikte izliyoruz, tecrübe ediyoruz. Ülkemizde belli bir süredir tekçiliğin, ötekileştirmenin, despotizmin, militarizmin ve Kürt'e karşı hasmane tutumun işlevli kazandığı bu günler sadece yaşamın siyaset alanında değil, bir bütün olarak sanat, akademi, yazar, çizer, spor alanında da bunlara maalesef şahitlik etmekteyiz, bizzatihi yaşamaktayız. Basın toplantımıza ilk konu olarak toplumsal yaşamımızın çok farklı bir alandan başlamak istiyorum, spor alanından. Daha önce yöneticiliğini yapmış olduğum Ahmet Spor'un bizzatihi ülkeyi yönetenler ve bu ülkede futboldan sorumlu olan otorite kurum olan Futbol Federasyonu tarafından nasıl haksızlıklara, hukuksuzluklara maruz bırakıldığının birkaç örneğini söyleyeceğim. Yaklaşık 2,5 yıldır, 100 haftayı aşkın bir süredir Ahmet Spor bütün kulüplere yasalar ve ilgili yönetmeliklerce tanınmış olan deplasmanda seyirci bulundurma, misafir, taraftar bulundurma hakkı gasp edilmektedir. Bu 2,5 yıllık süre içerisinde ilk kez bir ay önce Ahmet Spor taraftarları Hatay Spor'la maç esnasında Antakya'ya gittiler. Alabildiğine barışçıl bir şekilde her iki takımın taraftarlarının birbirine tezahüratlarıyla bir maç icra ettiler. Yenenin yenilenin hiç önemli olmadığı sporun ruhuna ve felsefesine dönük bir müsabakaya her iki takımın yöneticileri, taraftarları ve futbolcuları eşlik ettiler. Ancak Ahmet Spor artık bıçağın kemiğe dayandı. Bu ülkede bütün profesyonel futbol kulüplerine tanınan bu hakkın kendilerine tanınmamış olmasına binaen hafta sonu 28 Ocak günü Sivas Belediyespor ile deplasmanda Sivas kentinde oynaması gereken maça Sivas'a kadar gitmiş olmasına, otelde konaklamış olmasına rağmen yine taraftar yasağı uygulandığı için daha radikal bir karar alarak kulübün yönetimi maça çıkmama kararı aldılar ve çıkmadılar. Bunu biraz daha kendi kararlarını gözden geçirmekle yükümlü olan federasyon kalkıp Ahmet Spor'a akıllara zarar bir ceza vererek o maçta 3-0 hükmen saydılar. Bir de geriye dönük alın terleriyle, emekleriyle kazanmış oldukları 3 puanı da sildiler. Burada deplasmana giden taraftarların güvenliğini sağlamakla yükümlü olan İçişleri Bakanlığı ve söz konusu illerin valiliklerinin yine bu sportif müsabakanın sağlıklı bir şekilde seyretmesinden sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tavır karşısında bir kendi kararlarını hukuk dışı, vicdan dışı, akıl dışı kararlarını gözden geçirmesi gerekirken yeni müeyyidelere imza attılar. Aynı şekilde 2,5 yıl bu kulüpte futbol oynamış, daha önce bu ülkenin Süper Ligi'nde, başkentinde, Gençler Birliği'nde futbol oynamış Deniz Naki, yaklaşık bir ay önce bu kulüple olan ilişkisini karşılıklı feshetti. Yani Türkiye'de Futbol Federasyonu'na bağlı olan herhangi bir kulübün sözleşmeli futbolcusu olmamasına rağmen hukuksuzlukta freni patlamış olan Futbol Federasyonu Deniz Naki'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük cezasını verdi.
Ne bir ceza? Maalesef. Ömür boyu futboldan men ve 273 bin lira para cezası. Ki bu futbolcunun bir yıllık geliri bile değildir. Ömür boyu futboldan men. Şimdi soruyorum. Acaba Futbol Federasyonu'nun hoşuna gitmeyen, ırkçılığa karşı çıkan, tekçiliğe karşı çıkan, savaşa karşı çıkan, dünyanın farklı yerlerinde, Latin Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'nın ülkelerindeki farklı takımlarda oynayan oyunculara da kendi haddini, yasal yetkisini aşarak ceza vermeyi düşünüyor mu? Deniz Naki bir aydır bu ülkede resmi kayıtlı bir futbolcu değil. Kendilerinin denetiminde olmayan bir futbolcuya ömür boyu futboldan men yüzlerce bin liralık ceza vermek hangi aklın ürünüdür? İşte bu nedenle Futbol Federasyonu freni patlak bir şekilde ön yargılarla hareket ederek ilişiğini kesmiş, Türkiye'de bağı kalmamış olan bir futbolcuya ceza vermeyi acaba neyle açıklıyor? Değerli basın emekçileri, bütün halkımız da bilmelidir ki insanlar sporcu olmadan, doktor olmadan, öğretmen olmadan, sanatçı olmadan, emekçi ya da yönetici olmadan, muhafazakar, liberal, dindar veya ateist olmadan önce insandırlar ve insanlığın değerli değer yargılarına sahip çıkmakla yükümlüdürler. Biz siyasetçi, sporcu, öğretmen, akademisyen, yazar, çizer, basın mensubu olmadan önce insanız, insan. Ve binlerce yıllık insanlık tarihinin açığa çıkarmış olduğu değerlere sahip çıkmakla, onlara riayet etmekle, ona saygı duymakla mükellef kişileriz biz. İşte Deniz Naki öyküsü maalesef böyle bir öyküdür. Değerli basın emekçileri, bir diğer husus yine özellikle savaşa, şiddete karşı tavır belirlemiş olan, herkesin hedef olduğunu ifade ettik. Burada yine belirtmek isteriz ki, bakın, herkes hedef. İşte bugün bir kısmı Ankara Adliyesi'nde savcılığa çıkartmış olan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri 4 gündür bu ülkenin gündemini meşgul etmektedir. Dün parlamentoda gündem olduğunda genel kurulda iktidar partisinin bakanlarının ve milletvekillerinin yerinde olmayı asla istemezdim. Nasıl mahcup bir edayla, nasıl icraatlarını savunamaz halde, nasıl akıllara zarar bir şekilde duruş sergiliyorlar. Bu Türk Tabipler Birliği açısından böyledir. Yazarlar açısından böyledir. Akademisyenler açısından böyledir. Hekimler açısından, gazeteciler açısından, sporcular açısından, sanatçılar açısından böyledir. İşte yıllarca bu iktidarla aynı istikamette sivil toplumculuk yapmış olan Furkan Vakfı yöneticileri de böyledir. Burada açığa çıkan bir şey vardır. Dün Sağlık Bakanı kendi meslektaşlarına sahip çıkmak yerine biz bunları devletin yanında görmek isterdik dedi Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri için. Dün söyledik, tekrar söylüyoruz. Sayın Bakan, sanırsınız ki bunlar ellerinde silah devletin karşısına konumlanmışlar da siz bir rahatsızlık ifade ediyorsunuz. Barış istediler, barış. Türk Tabipler Birliği kurulduğu günden bugüne kadar bütün şiddet eylem ve etkinliklerine karşı durmuş, bu konuda yazılı açıklamalar yapmış bir kurumdur. Ve sizin devletin yanında durmaları gerekir dediğiniz şeyin artık devletin yanında değil, iktidarın yanında durmaya zorlanan bir husus olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Tabipler Birliği'ne, TTB'ye, sanatçılara, sporculara, meslek odalarına, muhalif kesimlere, siyasi partilere dönük, onların barış taleplerine dönük bu bastırmacı yaklaşımın siyasetçi olmayanları siyaset yapmaya zorlama, siyaset yapmaya zorlarken de iktidarın ve onun yandaşlarının yanında siyaset yapmaya zorlama olduğunu biz çok iyi biliyoruz.
Tabipler Birliği sizinle aynı tahayyülde ve istikamette siyaset yapmak zorunda mıdır? Sizin savaş politikalarınızdan, milliyetçiliğinize, tekçiliğinize, militarizminize, kan can üzerinden politika yapan anlayışınıza destek vermek zorunda mıdır? Onlar sizin çarpık siyasi tahayyüllerin üzerine yemin etmediler. Binlerce yıldır değişmez bir değer yargısı olan Hipokrat, yani insanın yaşamını kutsayan rengi, ırkı, cinsi, cinsiyeti, dini, mezhebi ne olursa olsun herkesin yaşam hakkını savunmaya dönük bir yemin etmişler. Evet, buna sahip çıkan hekim sayısının bu ülkede çok fazla olduğunu biliyoruz. Neymiş? İşte her söylendiğinde iktidar partisi şunu söyler. Biz seçimle geldik. Yolsuzluk ama sandığa gittik. Çarpık dış politika, biz sandığa gittik. Hırsızlık, adam kayırmacılık, biz sandığa gittik. Bunlar da sandıkla geldiler. Bu ülkede 80 bin doktor seçti bunları. Ve Mart ayında da Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi'nin genel kurulu var. Bırakın doktorlar bunu takdir edecek. Yanlış bulurlarsa bunların pratiklerini bu arkadaşların, o zaman bunların karşısındaki listeye oy vereceklerdir. Akıllara zarar bir şekilde yetmezmiş gibi daha göz altından savcılığa dahi çıkarılmadan işlerine son veriliyor bunların. Değerli basın emekçileri, bugün sizinle paylaşmak istediğim bir başka konu ise CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları üzerinden açığa çıkan Türkiye'nin devlet yapısını bir örgütle ilişki içerisine sokan iktidar anlayışıdır. Ne diyor? Öztürk Yılmaz ciddi iddialarda bulunuyor. Ve bu iddiaların sadece bir kısmına dair bir iki cümle okuyacağım size. Diyor ki, birincisi, o güne kadar konsoloslukta görmediğim bir özel harekatçı ilk kez o gün geldi. Mukavemet uygulayın, koruyun, savunun bizi dediğimde, hayır, biz Ankara'dan talimat geldi, bir kurşun sıkmayacağız. Kaçırıldıktan sonra çıkıp o IŞİD'lilerin arkasından namaz kıldı bu özel harekatçı. Aynı şekilde bu özel harekatçı yetmedi, Arapça konuşuyordu onlarla. Yani konsolosluk görevlilerinin hiçbirinin anlamayacağı şekilde. Yetmedi, açıklamaları var. Evet, kurşun sıkmayacağımız konusunda bir talimat aldık. Şimdi hekimlerin, Furkan Vakfı'nın, partililerimizin, sivil toplumun, aydınların, gazetecilerin, yazarların peşine düşen savcılara sesleniyorum. Bunca itirafa rağmen bir soruşturma başlatmayı düşünmüyor musunuz? Bakın, bu devletin memuru olan bir güvenlik mensubu çıkmış itiraflarda bulunuyor. Biz bu konularla ilgili olarak sayısız soru önergeleri verdik. Araştırma komisyonunun kurulması için grup önerileri verdik. Sayısız haber yapıldı sizler tarafından. Köşe yazıları yazıldı. Raporlar yayınlandı. Ve bugün başkonsoloslukta o gün en üst yönetici pozisyonda olan CHP Genel Başkan Yardımcılığını sonradan üstlenmiş olan kişi itiraflarda bulunuyor. Yanında yer alan bazı konsolosluk çalışanlarının güvenlik güçleri dahil IŞİD'in arkasına o gün namaz kıldığını söylüyor. Biz şunu bir yerden hatırlıyoruz. Bir ara IŞİD öfkeli gençler olarak tanımlanmaktaydı. Aynen bugün ÖSO'nun Kuvayi Milliye ruhuyla bu ülke adına mücadele ettiğini söyleme mantığıyla söyleniyordu. Tabii şunu da ifade edelim. Uzunca bir zamandır Öztürk Yılmaz'a çıkın siz 101 gün boyunca ne yaşadınız? Bir anlatın dediğimizde susan, bunu bir devlet sırrı gibi kendisinde tutan, koruyan, ancak kendisine dönük iktidardan eleştiri geldiği zaman çıkıp yarım yamalak 101 gün boyunca yaşadıklarının az bir kısmını kendisini savunmak için söylemesini de yadırgıyoruz.
Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Siz ülkenizin, halkınızın geleceği için bunca zaman sustunuz. Size iktidar eleştirileri geldiği için bugün çıkmış bildiklerinizin bir kısmını söylüyorsunuz. Bu yönüyle de değerli değildir bunlar. Değerli olan o sürecin önünü, arkasını, bu ülkeyi oluşturan 80 milyon insanın geleceği için söyleyebilmenizdir. Yoksa siz sıkıştırıldınız diye, iktidar basıncı altında kaldınız diye söylüyor olmanız bizim tarafımızdan bir gündemdir. Ama sizin açınızdan maalesef çok etik bir duruş değildir. Bakın, tekrar söylüyorum, bu ülkedeki savcıların harekete geçmesi gerekir. Son 2-3 gündür CHP Genel Başkan Yardımcısından, o gün orada bulunan bir güvenlik görevlisinden bize ne söylendi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstün başarısıyla bütün 49 konsolosluk çalışanı sıfır zayiatla kurtarılmıştır. Öztürk Yılmaz onu söylemiyor. Biz MİT operasyonuyla kurtarılmadık diyor. Ve karşılıklı birbirlerine bilinçaltı mesajlar gönderiyorlar. Hiç karşılıklı karından konuşmaya gerek yok. Kim kurtardı sizi? Hangi pazarlıklarla bırakıldıysanız çıkıp çok açık bir şekilde bunları ifade etmeniz lazım. Değerli basın emekçileri, bir diğer konu ise Afrin Harekatı'nın, savaşının ve oradaki toprakların bir bölümünün, deyim yerindeyse, ilhak edilmesinin, oralara kaymakam ve emniyet atanmasının ikinci haftasını dolduruyoruz. Ve Salı günü Milli Savunma Bakanı Meclisi bilgilendirirken anlamakta güçlük çektiğimiz bir şekilde sivil ölüm sayısının sıfır olduğunu söylüyor. Oysa o gün için ben kendi parti grubumuz adına konuşurken Suriye resmi haber ajansı Sana'dan veriler verdi. Onlara göre 46 sivil ölmüştü o gün itibariyle. UNICEF, Birleşmiş Milletler'e göre, güvenilirliği kimse tarafından tartışılmayan UNICEF'e göre 11 çocuk ölmüştü. Yine Londra merkezli İnsan Hakları Suriye Gözlemevi o gün için 84 sivilin öldüğünü söylemişti. Ve biz hiçbir siyasi mülahazaya yer vermeksizin sizinle bazı uluslararası haber ajanslarının paylaştıkları, bunlardan bazıları AFP, yani Ajans France Presse'in, CNN International'ın, Reuters'in, Observer'ın ve The Guardian'ın haberlerinden bazı pasajlar ve resimler göstereceğiz. Bir de Orta Doğu'yu sahadan çalışarak, gözlemleyerek yazan Robert Fisk'ten bazı alıntılar yapacağız. Hiç sivil ölmemiş. Bakın, bunu CNN International yayınlıyor. Bombalardan ve silahlı saldırılardan kaçan, mağaraya sığınmış siviller. Bu bizim resmimiz değil. Bu öyle yandaş veya tarafkirliği olan, tartışma konusu olan bir resim değil CNN International'ın. Yine aynı şekilde CNN International'ın bu resmi, işte yaşlı bir adamın, sivilin, herhalde kimse bunun silahlı bir militan olduğunu iddia etmeyecektir, görüntüsü. Yine CNN International'dan bir çocuk görüntüsü. Kuvay Milliye rolü biçtiğiniz ÖSO'yla birlikte yapılan operasyonlarda yaralanan çocuk işte. Yine Ajans France Presse, AFP'nin görüntüsü işte çocuk. Bu mudur yani? Aynı şekilde AFP'den bir diğer görüntü. Daha okul çağına gelmemiş bir çocuk. Savaşlarda sivillerin ölmediğinin dünyada ve tarihte bir örneği yoktur. Siz Salı günkü genel kurulda, mecliste ifade etmiştim, tekrar ifade edeceğim.
72 uçakla 300'ün üzerinde uçuş ve sefer yaparak kent merkezlerine ve yerleşim birimleri çevresine bunca bomba bırakacaksınız. 300'ün üzerinde uçuş, bombalı uçuş yapılacak. Hiç birinin ölmediğini söylemek insanların aklıyla alay etmektir. Bizim iddialarımızı bir yana bırakın. Bütün uluslararası ajansları açın biraz tarayın. Türkiye ve onun iktidar tarafından baskılanmış medyası dışında herkes bunu söylüyor, görüyor. Amerika, Fransa, İngiltere, Berlin görüyor da, Moskova görüyor da bir tek Türkiye mi görmüyor? Şam görüyor da bir tek Ankara mı görmüyor? Bunu inkar etmenin bugün açısından günü kurtarma, dezenformasyon ve manipülasyonla toplumun gözünden bazı şeyleri, barışsever halkımızın gözünden bazı şeyleri kaçırma çabanız olabilir. Ama bu ÖSO uygulamalarının geçmiş dönemde kafa kesmiş, insan ciğeri ve kalbi yemiş ÖSO uygulamalarının muhatabı önümüzdeki dönemde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olmayacak. Lahey olacak. Ondan sonra bizim savaş söylemimizden rahatsız oluyorlarmış. Bunca askerin, bunca zırhlının, bu kadar hava gücünün kullandığı bir saldırı savaş değilse savaşın tarifini çıksın bir uzman bize yapsın bakayım. Savaşta savaş olması için kendi açıklamaları ne kadar doğru bilmiyoruz. 900'e yakın kişi ölmüş diyorlar. 10 günde 900 kişi ölürse bunun adı savaş değil midir? Bunca güç kullanılırsa bunun adı savaş değil midir? Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın toplumsal algıyı yönetmek üzere söylemiş olduğu o alabildiğine defansif savunmacı dili bırakarak bu ülkedeki barışseverlerin barış taleplerine siyasallaşmış yargı, siyasallaşmış kollukla operasyonlar yapıp yargının önüne çıkarmak değildir işleri. Barış taleplerine cevap vermek, halkların vicdanında mahkum olmuş olan bu savaşı sonlandırmak, diyalog müzakere yolunun işletilmesini sağlamak özgüveni olan siyasi iktidarların ve devletlerin işidir. Bu ülkenin Suriye'deki bütün halklarla birlikte bütün sorunlarını diyalog ve müzakereyle çözebilecek tarihi bir müktesebatı vardır. Bunu işletmemek acizliktir. Bu sebeple diyoruz ki çıkarılmış, bu siparişle çıkarılmış bu savaş bir sınır güvenliği sorununa binaen değildir. Bir terörle mücadeleye binaen değildir. 3,5 milyon kişinin Suriye'den buraya göç ettiği söyleniyor. Amenna. Madem hepsinin kayıtları var, hepsinin kayıtlarını çıkaralım. Acaba bunların kaçı Afrin'den gelmiş? Afrin göç veren değil. Suriye'nin diğer yerlerinden göç alan bir barış adacığıydı Suriye'de. Bir tek savaşın olmadığı yer tek orasıydı. Değerli basın emekçileri, şimdi gelinen nokta itibariyle şunu ifade etmek isterim ki bu adına ne derseniz deyin. Biz savaş dedik, birileri operasyon desin. Bir başkaları farklı tanımlamalarda bulunabilir. Türkiye'deki barışsever şu halkın vicdanında mahkum olmuştur. Çünkü bu savaşla birlikte var olan açlık, yoksulluk, enflasyonun daha derinleşeceğini çok iyi biliyor. İşsizliğin artacağını çok iyi biliyor. Oraya yağdırılan bombaların öyle 3-5 kuruş olmadığını, milyonlarca dolarlık maliyetinin olduğunu, o maliyetlerden daha öte ölme ve öldürme üzerine kurulu bir yöntem olduğunu çok iyi biliyor. Ve Türkiye halklarının desteği yoktur. Bıraksınlar medyada yandaşların siparişle çekmiş olduğu görüntüleri göstermeyi de bir sokağa insinler. Halkın gündemi gerçekten Afrin midir yoksa çoluk çocuğunun rızkını eve götürememe derdi midir? Bu toplumun gerçekten gündemi Afrin olsaydı daha 2 hafta önce burada açlıktan canından bezmiş olan insanlar gelip burada kendini yakmazdı. Balıkesir'de yakmazdı. Her gün intihar vakaları artmazdı. Cinnet geçiren toplumun kendi çocuklarına, eşine, ailesine uyguladığı şiddet sayıları bu kadar artış göstermezdi.
Bütün bunların sonucunda şunu ifade etmek isterim ki zaten siyasi iktidardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden bu savaşta sivillerin de öldüğünü söylemeyi beklemek abesle iştigal olur. Biz onlardan zaten böyle bir şey beklemiyoruz. Gerçekten bu sivil ölümlerini kabul edeceğini beklemek rasyonelitesi olan bir şey değil. Çünkü rasyoneliteyi yitirmiş bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız diyorum. Tekrardan hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum ve basın toplantımızı burada sonlandırmak istiyorum.